Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kitabımızdan 10 adet sınav tarzı soru çözeceğim. Deneme tarzı sorular şablondan. Sayı ve basamak ilişkisi Akça Teyit ve Matematik Soru Bankası'ndan. Sizin için yazdığım ÖSYM'nin işte arayışta olduğu özgün kalıplar. Sizden arkadaşlar bu soruları tamamını çözeceğim. Bugün çözdüğümüz soru bu ama önce bir uğraşın. Ve bu soruları arkadaşlar 1,5 dakikada yapmaya çalışın. Temel motto bu. Hadi başlayalım. Ahmet 3'e 4'e Ayşe 7'ye 2'ye. Ceren ise 9'a ve 5'e tam bölünebilen pozitif iki basamaklı birer sayı söylüyorlar. Tamam. Birbirinden farklı sayılar kartlar üzerine rastgele yazıyor. Bakın hem rastgele asıl önemli nokta birbirinden farklı olması. Buna dikkat edeceksiniz. A, B, C, B, B, Tamam. Bakın şimdi şöyle yazacaksınız. A, B, C, B, B, D. 7 ile 2'nin katı. 3 ile 4'ün 9 ile 5'in katı olan. Şimdi birisi 12'nin katı. 14'ün katı 9 ve 5'in 45'in katı. Ha, sayılardan birisi 45 ya da 90. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. CB 90 olabilir mi? Olamaz. B nasıl başa gelecek? 2 basamaklı sayı. Olmaz. Bu sayılardan bir tanesi 90 olabilir mi? Diye düşünelim. Ya da AB 90 olabilir mi? olmaz. Burada 90 olabilecek bir tane sayı var. Çünkü 12'nin 14'ün katı çok fazla sayı var ya. 9'un ve 5'in katı çok fazla sayı yok. O yüzden buradan gidiyorum. Peki desem ki tamam bu 90 olsun. İyi de sonu 9 olan çift sayı yok ki 12, 14'ün katı olan. Demek ki arkadaşlar bakın 90 hiçbiri olamıyor. Sayılardan biri 45 ve soru bunun üzerine kurgulanmış. <laughs> Biraz hastayım <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar sayı 45'in üzerine kurgulanmış. Bunlardan bir tanesi 45. Peki e, desek ki arkadaşlar CB 45 e, sonu 5 olacak yani 12'nin 14'ün katı olan sonu 5 olan sayı yok. O zaman bakın bunların tamamını siliyoruz ve 45 olan sayının BD olduğunu buluyoruz. Bakın en önemli şey bu B eşittir 4'tür. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar burada sonu 4. Artık 12'nin 14'ün katı olan C1 olabilir 14. İşte 84 olabilir değil mi? Ya da işte 12'nin katı olan AB 24 olabilir. Yine 84 olabilir. Sıkıntı yok. Ama önemli olan B'nin kesin 4 olduğuydu. Kesinlikle doğru diyor. ABC çarpımı 8'in katıdır. Bakın sayılar birbirinden farklı diyor. O yüzden AB de CB de ikisi birden 84 olamaz. AB, CB ve BD için AB24, CB14, BD45 olsun. ABC'nin çarpımı A'nın B'nin C'nin çarpımı 2, 4. 1'in çarpımı kesinlikle 2, 4, 1'i de seçseniz. Bakın içinde 8'i barındırıyor. AB84 olsa zaten geçiyor. B çarpımı 36'ın katı. AB bakın 2 çarpı 4, 8. CB 1 çarpı 4, 4. 8 kere 4 bakın 32 oldu. Olmadı. 36'nın katı olmaya biliyor. 1 ve 2 kesinlikle doğru. İşte ÖSYM'nin sizden böyle sorulara hazırlık yapmak istediğini bilin arkadaşlar. Bizim sorularımız bunlar. Sınavın soruları da bunlar. Sınavın sorularının tarzı dışında çok fazla soru çözmek bizi çok fazla geliştirir mi bilmiyorum. Ama bu tarza yatkın olmak, yakın olmak sizi çok da başarılı bir noktaya taşıyacağını bilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.